Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bak. Arkadaşlar düşme ihtimali yok. Annesi kalp krizi geçirecek haberi yok. Çiğ köfteye para vermeyin. Evde oturun kendiniz yapın. Hadi ne bekliyorsun? Hemen yapın. Hop. İki tane, üç tane. Şöyle biraz da boks yaptık mı? Bir ısırık al. Tamam. Hemen yorumunu söyle. Mükemmel. Hiç beklemeyin, hemen başlayın. Şu hareketi başka nimete yapsanız çarpılırsınız. Yıklım benim, küçük sırat. Evet, ne kadar yaşımız ilerlese de anamızın küçük çocuğuyuz. Bugün çiğ köfte yapacağım. Şöyle esmer bulguru koydum. Normalde ben çiğ köfteyi sıcak suyla bulguru ıslatmam, buzla yoğurarak yaparım. Orijinali de öyle olması gerekir. Ama hızlı olsun diye annemler beklemek istemiyor. O yüzden çok fazla da ben de yorulmak istemiyorum bugün açıkçası. Bugün sıcak suyla yapacağım. Kaç bardak? 1 kilo bulgurun üzerine şöyle bir her tarafı ıslanacak şekilde dökeceğim. Hemen kapatacağım. Birazcık şişsin bulgurlar. Evet, şöyle. Teyzem koyayım şimdi. Bir yandan teyzem de izliyor. Yeter ya, bu kadar. Çok fazla da olmasın. Biraz. Anneciğim birazcık daha getirir misin? Anne bak, çok fazla şişmesini istemiyorum zaten. Yok, ıslan. Yok, o yeter. Göz kararı çok olmayacak. Hepsi ıslanacak şekilde. Şöyle kapağını da kapatalım. Bu kendi buharında, sıcaklığında. Azıcık, oh sıcak. Şimdi bu burada dinlenirken, annem de beni çekerken ne yapalım? Baharatları hazırlamayalım mı? Hazırlayalım. Ev ahalisi şu an çalışıyor. Annem maydanoz ve soğanları, taze soğanları rendeliyor. Doğruyor daha doğrusu. Babam 2 domates, 2 tane soğan rendeldi. Soğanı rendelerken şunu yapmanız gerekiyor. Suyunu akıtıp domatesleri onun üzerine rendeleyin. Yani soğanın rendeli suyu çıkacak. O suyunu istemiyoruz. O acılık katıyor. Bunu da şöyle bir girdi yapalım. Ne dedik? 2 domates, 2 soğan rendelenmiş halde. Soğanların suyu sıkılmış. 5 tane sarımsak. Onun dışında işte artık sevdiğiniz kadar, içinde ne kadar yeşillik olsun istiyorsanız o kadar taze soğan ve maydanoz da doğrarsınız. Bu yeşillikler en son katılacak şeyler. En son. Şimdi bu böyle bir tabağa koyacağım bütün baharatları. Üzerine zeytinyağı ve sıcak su dökeceğim. Bir çay bardağı isot yapıştır. Çiğ köfte isotu sever. Acımayın. Hız kesmeden isotumuzdan sonra devam ediyoruz. 3 kaşık kimyon atıyorum. Çay kaşığı arkadaşlar. Şöyle. Bir karabiber. 2 kaşık karabiber. Onu da atalım. 1 kaşık tuz. Tuz artık 2 kaşık da atabilirsiniz. Ben birazcık daha atayım. Tamamdır. Diğer baharatlarınız sağlamsa bundan 1 kaşık koymanız yeterli olacaktır. Hız kesmeden devam ediyoruz. 1 çay bardağı sumak arkadaşlar. Evet, çiğ köfte isotu sevdiği kadar sumağı da sever. Isotu olan aşkı çok duyulmuştur ama sumağı olan aşkı çok duyulmamıştır. Ama acımıyoruz. Sumağını da katıyoruz içine. Evet, 1 çay bardağı toz biber girmesi gerekiyor. Benim 1 çay bardağım yok ama elimde olan ne varsa onu koyacağım. Devam ediyorum. Sumağın üstüne toz biberimi de şöyle döküyorum. Evet, işlemim bitti mi? Hayır, bitmedi. Son olarak da pul biber koyacağım. Yarım çay bardağı da pul biber istiyor. Pul biberleri de girdikten sonra bunun üzerine zeytinyağı ve sıcak su katılımına geçeceğim. Benim toz biberim ve diğer malzemem bir tık eksik olduğu için ben üstüne isotu da ekledim biraz daha. Bunun üzerine şöyle acımadan zeytinyağını boldan koyuyorum arkadaşlar. Acımayın. Zeytinyağını yapıştırın. Şifadır, şifa. Elimde sıcak su var. Sıcak suyu da bocalıyorum. Şöyle. Arkadaşlar burada acımayacaksınız. Zeytinyağı ve sıcak suyu bunların üzerine dolduracaksınız. Şu an annem karıştırıyor güzelce. Şimdi nasıl, bunun sıralaması ne? Sıralaması da çok önemli aslında. Tabii ben sıcak su döktüm bulgurumun üstüne. Esmer köftelik bulgurun üstüne. İnce bulgur. Önce soğan, salça ve domates ekliyoruz, bir karıştırıyoruz. Bulgurlar böyle kurur gibi oluyor. Bende olmayacak çünkü ben sıcak suyla birazcık şişirdim. Ama sıcak su olmadan böyle yapmanız gerekiyor.
Bulgurlar böyle kuracak gibi olacak ama asla kurutmayacağız. Vereceğiz, birazcık daha domates suyu varsa domates suyu koyabilirsiniz. Onun üzerine ketçap. Biraz daha kurudum, biraz yoğuracaksınız. Nar ekşisi koyacaksınız. Kurudu mu? En son bu baharatları, hazırlanan baharat karışımına dökeceksiniz. Biraz daha kuracak, zeytinyağı basacaksınız. En son soğuk tabuğunun içine en baştan beri de buz koyacaksınız. O buzlar yavaş yavaş çözülerek çiğ köftenizin kuru kalmamasını sağlayacak. Bu şekilde yaptığınız zaman yediğiniz çiğ köfte mükemmel olacak. Komegöne ve Battalbey'den farksız olacak. Şunu da söyleyeyim. İçine böyle bin tane gizli malzeme koyuyoruz falan diyenler var. Gizli malzeme falan yok. Bütün malzemeler bunlar. Gösterdim. Yani gizli malzeme, bir tane farklı malzeme, adam ne bileyim köfte harcı koyuyor, bir şey koyuyor, gizli malzeme diyor. Onu koymadan da mükemmel, ağzınızın tadını da böyle yiyebileceğiniz çiğ köfteyi yapabilirsiniz. Gizli malzemeye ihtiyacınız yok. Bütün olay budur arkadaşlar. Evet, domates salçamız, ikinci kaşığımız, 3,5 kaşık koyulacak. 3 oldu mu anne? Oldu. Tamam. 3,5 oldu. O süper. Şimdi de biber. Biber salçamız da böyle efsane. İçinde ceviz var mı anne bunun? Yok. Yok mu? He, sarımsak var sadece. Kimyon da var. Kimyon, sarımsak var. Tabii siz sadece düz de koyabilirsiniz. Biz böyle şekil şukur bir şey yaptık. Oy oy oy, efsane. Biz sadece şu biber salçasını ekmeğe sürüp yiyoruz arkadaşlar kahvaltıda. Öyle bir ayrıntı vereyim. Sen parmağını halledersin. Taze soğan da annemler. İçinde bunun rendelenmiş domates ve soğan da var. Kuru soğan. Taze soğan da annemler buraya eklemek istedi. Şimdi bunu da bocalayacağız. Hoppacık. Ben halledeyim. Tamam. Şimdi eldivenlerimi giyiyorum, yoğurmaya geçiyorum. Evet, eldivenlerimi giydim. Maskemi de takıyorum. Neden maske takıyorum arkadaşlar? Çünkü bunun içinde soğan ve baharat olduğu için böyle burnumu akıttırıyor. Burnumdan akan şeyler buraya girsin ve ayrı bir baharat olsun, tat kalsın istemiyorum. Hay Allah, yanlış eldivenleri giymişim. Ben eldivenleri değiştirip giyeyim bu kışlık. Böyle iyice yedireceğim şimdi. Tabii yere geçsem daha iyi. Çünkü masa bana dayanmayabilir. Oy 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 oy. Çiğ köfte kokusunu şimdiden alabiliyorum. Bu çiğ köfte tepsisinde yapılır tabii ki. Dediğim gibi bizim malzeme eksikliğinden kaynaklı. Siz ustanın dediğini yapın. Yaptığını yapmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şimdiden daha 5 dakika oldu. Hafiften şekil almaya başladı bile. Her yere eşit dağıttık. Homojen bir şekilde dağıttık salçayı, domates şeyini, soğanları. Şimdi ne yapıyorum? Duruyor muyum? Hayır, durmuyorum. Ketçap ve nar ekşisi ilave edeceğim. Evet, elinde nar ekşisi yok. Nar ekşisi sosu var. Hem de çok az var. Siz nar ekşisini birazcık aldır anne. Bir çay bardağı ya da bir su bardağı nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Şimdi elimde olanı diyorum. Ben size güzel tarifi veriyorum. Kendim eksik malzemelerle yapıyorum ama size tam ölçüsünü veriyorum. Dediğim gibi. Dediğimi yapın, yaptığımı elinizde imkan yoksa yapın. Ketçap ekleyeceğim. Dolaptan çıkarmış olduğum bir ketçap şöyle. Acımıyorum arkadaşlar, göz kararı. Elimle de böyle böyle delikler açtım, görebilirsiniz şu delikleri. O deliklerin şöyle içine gelecek şekilde. Tamam, yeter. Bu kadar ketçap da yeter. Şimdi bunların da homojen şekilde dağılmasını sağlayacağım. Şöyle homojen şekilde ketçap ve nar ekşisini de dağıttım. Şöyle bir iki de yumruk atıyorum. Onu kendine getiriyorum. Şöyle tekrardan delikler açıyorum. Şöyle onu delik deşik ettikten sonra baharatımı eşit şekilde şöyle dökmeye çalışıyorum. Her bir tarafa denk gelecek şekilde. Oy. Şöyle sıyırıyorum arkadaşlar. Kaşığını da sıyırayım. Evet. Şimdi bunu da iyice homojen şekilde yedireceğim. Bakalım
nasıl olacak? Videoyu çeken annem, halkla ilişkiler müdürü olarak annemi ayarladım. Gördüğünüz gibi baharat girdikten sonra işin içine nasıl da kendine geldi. Ama şu an bu tavan atsam yapışır arkadaşlar. İddia ediyorum. Bak, tavan atsam yapışır. O derece güzel. Ama hala eksiği var. Ne eksiği var? Zeytinyağı ekleyeceğim biraz daha. Yine deliyorum her yerini. Onu delik deşik ediyorum. Evet, delik deşik ettikten sonra zeytinyağını bocalıyorum arkadaşlar. Yine bocalayın. Ne kadar çok zeytinyağı koyarsanız o kadar güzel olur. Tabi abartmayın. Oo, içinden gerçek zeytin de çıktı valla. İşte doğal zeytinyağı olunca içinden böyle zeytin parçaları da çıkıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yeter bu kadar ya. Çalkalım. Aynen. Doğal zeytinyağıyla eminim ki tadına tat katacak. Bu çiğ köftenin içindeki baharatları arkadaşlar patlatacak, patlatacak. Böyle bir şey yok. Ben bunu yoğurmaya devam edeyim. Bakın. Gerçekten kıvamına geldi. Ben içine biraz daha zeytinyağı koydum. Bu zeytinyağının tavana attığımda yapışmama ihtimali yok. Birazcık uzaktan çeker misin hancım? Bakın arkadaşlar. Bakar mısınız? Bana bak. Geriden gel. Bak. Bu çiğ köftenin arkadaşlar düşme ihtimali yok. Annesi kalp kırısı geçirecek haberi yok. Biraz daha şöyle. Çek anne. Görüyor musun anne? Gel senin üstüne de koyayım. Hayır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu çiğ köfte olmuş demektir. Gördüğünüz gibi. Başarılı. Aynen. Şöyle hop döndüreyim mi? Hop. İki tane, üç tane. Şöyle biraz da boks yaptık mı? Öfkelendiğin, sinirlendiğin evet. İnsanlar varsa. Şu hareketi başka nimeti yapsanız çarpılırsınız. Ama çiğ köfte de yumruklamak serbest arkadaşlar. Yapıştırın. Şimdi çiğ köfte dayak yemeyi seven bir nimet. Allah bizi açlık ve susuzlukla terbiye etmesin. Amin. Amin. Tamam anne, kapatacağız. Son olarak maydanoz ekliyorum. Maydanoz eklemeseniz de olur ama biz seviyoruz ailecek. Şöyle yeşilliğini ekliyorum. Oh mis. Ve arkadaşlar zeytinyağı miktarından, anne beni çeker misin? Tam tatmin olmadım. Biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Dediğim gibi şöyle kuru kuru bir görünüş varsa zeytinyağı eklediğiniz zaman o kuru görünüş gidiyor ve pas parlak bir zeytinyağı sayesinde çiğ köfte elde etmiş oluyorsunuz. Biraz da şöyle gezdirerek orijinal zeytin parçalarıyla birlikte bunu yoğuracağım. Son halini tekrardan sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Şöyle bitti. Elimle şöyle yuvarlak haline getiriyorum. Şöyle alttan bombe yaparak. Evet. Nereden baksanız 2 kilo çiğ köfte. Ben bunu bu şekilde şöyle şefkat tokatları atarak şöyle son halini getirdim. Şu şekilde 2 saat, pardon, çok pardon, yarım saat dinlendireceğim. Bu yarım saat dinlendikten sonra o içindeki o zeytinyağı, işte ne bileyim soğan, domates suyu, domates, baharatlar iyice böyle bulgurun içine girecek, tadı siret edecek mi derler, ne derler. Ve yarım saat sonra evet yemeğe hazır bir hale gelecek. Şu an bu halde bile yenir ama dinlendiği zaman çok daha güzel oluyor. 2-3 saat dinlendirirseniz tabii ki daha güzel olacaktır. Hatta ertesi gün var ya, tadından yenmez. Yemin ediyorum. Hadi görüşürüz. Ellerine emeğine sağlık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Peder dedi ki çiğ köfte çok güzel olmuş. Bu çiğ köfte ayransız yenilmez. Ben de şimdi A101'e ayran almaya gidiyorum. A101'in ayranını hatırladığım kadarıyla Şok'un ve Bim'in ayranından daha güzel diye aklımda kalmış. Gidelim A101'den alalım bakalım. Evet, iki ayran aldım, bir lavaş aldım. Nereden baksan 50 lira tuttu arkadaşlar.
Hemen bakıyoruz. Bugün 19 Haziran. 19 Haziran 1,5 litre bir şey ayran 14.50 14,5 lira. 840 gram da ayran da 15.90. Siz bu videoyu izlerken kaç para oldu? Lütfen yarın bile izleseniz fark olur ama yorumlara yazın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada tadım yapacağız. Tadıma beraber geçelim. Evet, marulumuz ve salatamız da hazır. Bakın bir şey göstereceğim. Kapattık ya arkadaşlar. Bulgur solunum yapıyor. Görüyor musunuz su buharını? İşte bu çok önemli. Böyle kapalı şekilde belki bir saat kalması lazım. Biz tabii yiyeceğimiz için yarım saat, bir saat arası oldu. Böyle 1-2 saat kalsa, şöyle solunumunu güzelce yapsa tam böyle oturacak. Arkadaşlar ben bu aldığım lavaşları şu şekilde pişiriyorum. Bundan önce birazcık pişirmiştim birbirine yapışmasın diye. Şimdi biraz daha pişireceğim. Ve çok güzel şekilde kabarıyorlar. Size de böyle lavaş alırsanız marketlerden böyle bu şekilde tavada pişirmenizi birazcık yakmada tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Öteki türlü eğer bu şekilde pişirmediğiniz zaman böyle bu lavaş böyle damağınıza yapışıyor. Böyle ısırıyorsun damağına falan yapışıyor. Hiç hoş olmuyor. Ama bu şekilde pişirdikten sonra hiç de damağa yapışmıyor. Mükemmel oluyor. Görüyor musunuz değil mi arkadaşlar nasıl şişiyor? Şu arka tarafı. Daha burası pişmedi. Hemen çeviriyorum. Bakın nasıl şişiyor. Yani o dışarıdan şu şekilde aldığınız lavaş damağınıza yapışırken bu pişmiş hali asla damağınıza yapışmıyor. Bak puf puf. Aynı bu şekilde pişirin. Evet arkadaşlar şöyle masamızı düzenledik. Şimdi buraya hiç dokunmayacağım. Direkt buradan boldan boldan size nasıl dürüm yapılır onu göstereceğim. Buradan ne nasıl olmuş tadı? Sen baktın. Mükemmel. Baba tadı nasıl? Eline güzel. Sağlık. Daha yemedik ama. Dur. Pardon. Yedin ya ilk sana tadımı verdim. Çok güzeldi. Dur daha vereceğim bir dakika. He. Şimdi arama. Şöyle arkadaşlar bu kadar yeter. Şunu ben bir yaydırayım. Şunu şöyle her tarafına gelecek şekilde. Bol kepçe. Aynen. Kilosu 120 lira mı çiğ köftenin? Evet anneciğim. Böyle 1 kilo bulgurdan nereden baksan 1,5-2 kilo çiğ köfte çıkıyor. Malzemeleri de katıyorsunuz çünkü. Şöyle her yerine boldan boldan yapıştırdım. Peki duruyor muyuz? Tabii ki de hayır. Şöyle marulunu koyuyorum. Ben marul severim. Şöyle 2 tane koyacağım. Kenarlarına domates. Kim insan domatesi yakıştıramıyor ama ben çok yakıştırıyorum. Bu arada ne unuttuk? Bir tane limon sıkmamız lazımdı içine en az. Limon var. Limon sıkmayı unuttuk. Var limon var. Yo yo çiğ köfteyi yaparken baba. Ha üstünü şimdi sık. Ha şimdi sıkıyor. Böyle limonumu da sıktım boldan. Çok da boldan değil ama işte. Fakirhane işi boldan. Aslında turşu da konur bunun için ama turşu yok değil mi anne? Yok. Siz turşu koyun arkadaşlar. Turşu çok güzel oluyor. Şöyle katlarsın. Of. Şöyle ayranım da var. Bakalım. Hatta bir dakika anne. Şöyle ortasını göstermek istiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bak. Böyle en güzel yerinden ısırarak tadım yapacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel. Çiğ köfteye para vermeyin. Evde oturun kendiniz yapın. Bütün Hadi ne bekliyorsun? Hemen yapın. Baba bir ısırık alsana. Bir ısırık al. Tamam. Hemen yorumunu söyle.
Mükemmel. Hiç beklemeyin, hemen başlayın. Bizden bu kadar. Şimdi ailece yemeğe geçelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. But you are my best.